Hoş geldiniz. Bugün oda karanlık. Biliyorsunuz neden olduğunu. Çünkü bugün Five Nights at Freddy's'in Sister's Location'ın dublaj hali var. Önceden oyunu oynadık. Çok az oynadık. Belli bir yere gelmeden ben çok korktum ve dublaj falansız çok fazla konuşan bir hand unit vardı. Ben de dedim ki boşver. Daha fazla oynamaya gerek yok. Çünkü çok konuşuyordu adam. Şimdi dublajlı oynayacağız. Bitirmedim de oyunu zaten. Ve hatırlamıyorum da. Yani güzel bir olay olacak. Hazırız. Hazırız. Okidoki. Okidoki. Şimdi yapmam gereken şey. Alertler birazcık fazla gelebilir. Alertleri o yüzden bir tık kapatacağım. Alertleri. Ve aha da buradayız. Abi, Five Nights at Freddy's'in en korkunç oyunu diye tahmin ediyorum. Bu oyun beni çok geriyor. Müzik de aşırı mı hala? Dudum. Dudum. Neyse. Hadi bakalım. Dublajlı mublajlı. Let's go. Nasıl olacak acaba? Neden onunla oynamama izin vermiyorsun? Lan yine birinin dedisi olduk. Hadi bakalım. Yeni kariyerinizin ilk iş gününe hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İster bir iş fuarında yanımıza gelmiş olun, isterse de iş ilanlarımızın hepsini okumuş olun. Ancak eğer bu bir cesaretin sonucuysa sizi en iyi şekilde ağırlamak isteriz. Teşekkür ederim. Dolarla çalışıyormuşuz, o yüzden geldim de. Türkiye'de oturuyorum. Ve birim onarım sisteminin 5. modeliyim. Sen hı-hı bana kısaca el ünitesi diyebilirsin. Yeni kariyerin sana meydan okuma, entrika ve sonsuz bir temizlik fırsatı veriyor. Lütfen adınıza tuş takımına giriniz. Bu teşekkür, daha sonra değiştirilemez. Ne zaman susacaksın? Lütfen dikkatli olun. Tamam, teşekkür ederim. Mike. Hatırlıyorum. Okey. O zaman... A var mı burada? A var, evet. A'yı görebiliyorum. Sonra D var mı? D de var. Bir daha A'yı unuttum. Abi bozuk gibi bu zaten. Tuş takımı ile ilgili bir sorun yaşıyor gibi gözüküyorsun. Gözüm seni bir yerlerden ısırıyor gibi. Hugo... her neyse. Adel adam. Arkadaşlar, Hugo'la öldü mü? Onu yediler mi? Ben ondan sonra çalışan adam olabilirim sanırım. Dolarla falan dediler. Geldim ben de buraya yani. Sonuçta dolar yani. Okey. Başlıyoruz ilk gece. Hoş, tatlı. Ve ben burada kalabilirim. Daha fazla gitmek istemiyorum. Zaten polisler şimdi burayı çevrelemiş. Kırmızı ve belirgin düğmeyi kullanarak asansörü açabilirsin. Hadi işe koyulalım. Tamam, teşekkür ederim. Sen böyle çok tatlı konuşuyorsun ama hiçbir şey olmayacak ve evet, dar alanlar. Aynen. Olay mahallinde. Bir de bir asansör neden havalandırmaya gider? Bölmeme izin ver lütfen. Freddy Fazbear Pizza'nın bahtsız bir şekilde kapanması sonucunda çocukların eğlenmesi amaçlı bir sahne kuruldu. Diğerlerinin aksine bizim robotlarımız eğlence amaçlı dizayn edildi. Ve senin işin de robotları çalışması için uygun yere sabah olmadan önce geri koymandır elbette. Öyle değil mi? Özür dilerim, sana çok kulak şey yapamadım. Bu dar alanlar klostrofobimi azdırıyor. Heyo! Ön galeri arasındaki bir boşluktan ibaret. Oley be. Domates kafa, sen de oynuyorsun bak. Bu Balora galerisi. Parti odası ve dans stüdyosu çocukların onda kalmaya ve pizzanın tadını çıkarmaya teşvik ediyor adeta. Işığı açalım ve Balora sahnede mi bir görelim. Lütfen solundaki tuş takımında bulunan mavi düğmeye bas. Tamam abi, çok teşekkür ederim. Arada bana söz verdiğin için çok teşekkür ederim bu arada. Arada bir konuşma hakkım oluyor. Yani madem bu kadar beyinsin, her şeyi yapıyorsun, sen yap. Neden beni çalıştırıyor? Bak, ücretsiz de olur. Elektrik de zamlandı. Kaç kilovattan sonra yani... Bir şey mi anlıyor musun bilmiyorum görünüşe ama... Görünüşe göre Balora dans etmek istemiyor gibi. Hadi ona biraz motivasyon verelim. Kontrollü bir şok uygulamak için şimdi kırmızı düğmeye bas. Evet. Belki bu Balora'yı sahnesine geri getirir. Evet, bu şoklar var ya abi, kesinlikle. Yani en azından... Çok mükemmel bir hadi olay. Hadi işi tekrar açalım. Dans et kaşar. Kaşar, şimdi beni öldürecek o. O benim en büyük rakibim şimdi, olacak şimdi. Sadece pencereye bak. Bu Funtime Foxy'nin çocukları oynamaya ve paylaşmaya teşvik ettiği eğlence zamanı. Bunların bunlarına basılabiliyor değil mi? Bakalım bütün... Aa evet. Oğlum bu çok gerici lan bu. Ha, bayağı gerici.
Bütün burunlarla alakalı bir şey var Scott'ın. Bütün oyunda bütün burunlara bir şey koyuyor. Benim burnumda bir şey... Okey. Abi... Bilmiyorum, kendi logom oyunun içinde olunca biraz garip hissediyorum ama... Sen böyle bir ses çıkarmıyorsun değil mi? Değil mi? Bu yani... Sırtımda yılan beslemiş, koynumda yılan besliyorum ama o sırtımdaydı hep terli. Gerçi terli sırtımı gören biri bana rival'da çıkabilir, düşmanım da olabilir. Merhaba. Görünüşe göre Fantine Foxy tatil yapıyor. Hadi Fantine Foxy'yi kontrollü bir şokla motive edelim. Abi şu an şok yapsak adama ne anlamı olacak? Ben onu anlamıyorum ya. Nerede hani? Ya sahne öncesinde şey yapabiliriz, şoklayabiliriz de yani şu an başka gecenin kaçı. Şok denelim ha. Oğlum robot bile olmak istemezsin böyle bir yerde. Şok da şok, şok da şok. Adam sadece şoklanıyor. Gece de ayakta kalması lazım. Pardon, şoklamak istedim. Bende de bir canik var. Pardon, özür dilerim. Evet. Güzel. Fantastik. Afiyet olsun. Mükemmel çalışıyor. İyi iş. Önümüzde başka bir havalandırma kanalı var. Teşekkür ederim. Sirk galerisi kontrol modülüne ulaşmak için lütfen. Abi sözünü kestim biraz, çok özür dilerim. Beklemiştim aslında birazcık. O zaman buradan... Abi bunlar beni çok geriyor. Buradan... Garry's Mod'da havalandırmada jump scare yediğimden beri küçükken... Hareket algılandı. Sirk galerisi havalandırması. Burası orası değil değil mi? Ya bir dakika, ben de şu olabilirim. Ben gidiyorum sonuçta, bir dakika, başkası değil. Küçükken çıplak kız çıkıyor diye bir tane labirent oyunu yaptırmıştı kuzenim bana. Ondan sonra ben ona geçtikten sonra bir jump scare çıkmıştı. Ben çığlık ata ata evde kaçıyordum. Laptopla da beni kovalıyordu falan. Ne yaptığını görelim. O yüzden ben korkuyorum. Ben korku oyunlarından, korku filmlerinden acayip korkarım. Küçüklüğümden beri öyledir yani. Ama çıplak kadına tıkanmışım, o da var. Esnafta birkaç sönmüş gibi görünüyor. Hızlı zamanlar. 5 yaşındayım. Baby'yi kontrollü bir şokla sahnesine geri getirelim. Evet arkadaşlar, bu arada ne kadar düşman kazandığımızı fark ediyorsunuz değil mi? Herkesi şokluyoruz yani. Tamam. Aa, bir daha açacağım da. Abi böyle pencerenin... Bir de sen... Bir dakika, çok fazla şey oluyor burada. Senin buna tıklanıyor mu? Bak, burunculuk yapmamış bu sefer Scott. Senin burnuna tıklanıyor. Senin de. Peki senin? Senin de. Çok şaşırdım bu arada. Bütün burunlardan ses çıkıyor. Görmek istemiyorum bu arada. Tamam. Başka bir kontrollü şok daha deneyelim. Abi işi sen yapsana. Hani o zaman neden her şeyi... Ha, ben açmayı unutuyorum bu arada. Hiç açasım yok çünkü hiçbir şey görmek istemiyorum. Pardon. Başka bir kontrollü şok daha deneyelim. Oğlum ne yapıyorsun? Devreleri yakacaksın. Bir dakika, bir şey yanlış mı yapıyorum? Circus Baby. Size güvenebileceğimizi biliyorduk. Bu işteki ilk geceniz için görevlerinizi tamamlamış oldunuz. Bunu almış bir şekilde ayrılmanızı istemiyoruz. Yoksa geri dönmeyebilirsin. Lütfen havalandırmadan geç. Yarın tekrar görüşürüz. Çok güzel şartlar arkadaşlar. Tamamen burada dolarla çalıştığım için buradayım abi. Yoksa yani bu arada... bu arada bir dakika, geri dönebiliyor muyum? Hayır. Bu arada... Bu devam edecek mi böyle? Alo? Ya çok çok tüylerim diken diken oldu şu an. Ben hayatta oradan geçmem abi. Koş, bir şey yok. Arkadaşlar aynen. Ben size en son güvenebileceğim kişilerden birisiniz değil mi? Oyunu çok önce oynamış olabilirim. Ama daralan korkum var. Burada bir şey çıkıyor mu hatırlamıyorum. Bu zorluyor bu arada ya. Şansını zorluyor ben. Oo, çok korktum. Bir çınlama sesi geldi ya. Bir tane video orada oynadı ve kapak gibi bir şey açtı sandım. Bak o ses. O ses aşırı geriyor. Kafayı yiyeceğim. Konuşmayın be. İyi bir ses gelmesin. Sanki bu sessizlik korkutucu değilmiş gibi ekstra ses. Abi bak o ses. Teşekkür ederim abi. Gece tamamlandı. Mükemmel şartlarda çalışıyorum abi. Mükemmel şartlar. Şartları çok sevdim. Bravo. Güzel şartlar.
Yani kim başka tasarladıysa ve başka bir günde havalandırmadan sürünerek falan geçiyoruz. Hayatlarına dramatik bir giriş daha. Nereye gidecekler? Ne yapacaklar? Bunların hepsi ve daha fazlasını şimdi izleyelim. Clara, sana söylüyorum, bebek benim değil. Kont, neden inanmak istemiyorsun? Bebek senin ve sen benim sevdiğim tek vampirsin. Ayrıca bebeğimiz biberonu başka buza vampir çeviriyor. Mi var? Bu bir şey ifade etmiyor. Etmiyor. Kervanede uçuyor. Dik mi, baş aşığı mı? Önemli olan bu mu? Senin babalık yapman gerekiyor. Bu arada bu purple guys sembolize ediyor mu abi? Ben bir baba olamam. Pekala. O zaman en azından nafaka ödersin seni ibne herif. Vlad ve sıkıntılı metresi ortak bir yol bulabilecekler mi? Bir dahaki sefere devam edeceğiz. Okidoki. Vay be, başka bir işimiz yok. Annemin bir ara her gün izlediği senaryosunda ilk izlediğim kişiden sonra 5 bölüm sonra hiçbir karakteri kalmayan bir dizi vardı. Beni affet miydi o? 1000 bölümlük falan ona benziyor. Evet, olan önemli kariyer seçimleri ve geçmişteki hatalar üzerine kendi kendine düşünmeyle dolu başka bir geceye tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Benzersiz ve tatmin edici bir iş deneyimi yaratmaya kararlıyız. Ya, bravo. Kesinlikle yaratmışsınız şu an. Şu anda duyduğunuz sesten bıkmamanızı sağlamaktadır. Hı-hı. Aşağıdaki tuş takımını kullanarak şu anki konuştuğum sesten sıkıldıysanız erkek için 1'e, kadın için 2'ye, yalnızca metin için 3'e, diğer seçenekler için 4'e basabilirsiniz. Umarım bu sesten rahatsız değilsinizdir. Bu sesten rahatsız değilim ama çok konuşuyorsun dostum. Çok konuşuyorsun. Korktum gerçekten yüzüme girince. O zaman 1, 2, 3, 4. Abi 4... Ben bu arada sırayı kaçırdım da. Klavyeda 2 kadın sesi güzel olabilirdi. O da havalı konuşuyor mu? Abi yok sen hiçbir şey. Sen tekrar tuş takımıyla ilgili bir sorun yaşamaktasın. Ha. Ne yapmaya çalıştığını görüyorum. Problem değil. Senin için tekrar düzelteceğim. Neymiş? Senin için sağ ol. Kaygılı ergen. Peki abi, kaygılı bir ergen olabilirim. Küçükken bundan da bulilendim ben. Bir tane sesim benim, bak sesim kalınlaştığı zaman brrr diye çıktı ilk zamanlar. Bir tane arkadaşım vardı, kız sürekli olarak bana ergen deyip duruyordu. İlk ergenliğe ben girdiğim için, ilk sesi kalınlaşan ben olduğum için sürekli ergen diyordu. Ve bir kere kızla böyle hırsız polis oynuyorduk, şey olmuştu. Ben onu yakalamıştım. Ben polistim, o hırsızdı. Beni neden yakaladı diye puf diye tükürmüştü. Balgam buraya yapışmış. Evet. Buradan oraya. Çok çirkin anılarıma döndüm. Gerçi o anılarım buradan daha iyidir. Yani. Burada çalışmaya gelmekten çok daha iyidir. Ne biliyorsun? Hemen çık ya da her neyse. İstiyorsan biraz daha kalabilirsin. Birazcık daha konuşabilir miyiz biraz? Yalnız hissediyorum da bu zamanlarda. Teşekkür ederim. Bu arada az önce en iyi deneyimi yaşatmak istediniz ama göt deliği gibi böyle daracık bir yere girmeye çalışıyorum ben. Ve yani neden asansörü gerçekten havalandırmaya... Oğlum nasıl bir iş deneyimi? Aldığım parayı da bilmiyorum bu arada. Neyse. Komik bir hikaye anlatayım. En azından canımız sıkılmasın. Zamanında tamam. Bu havalandırmada bir ceset bulundu. Ha, sanırsam pek komik değilmiş. Ayıp olmasın diye gülelim bari. bu benden öncekilerden biri herhalde. Teşekkür ederim. Abi nasıl bu işte çalışırsın ki? Bayağı komikti. Abi buraya bu arada bana para versene ben gelmem böyle bir yere. Oğlum bu ne? Bu arada bu sefer jumpscare yiyeceğime %1000 emin gibiyim. Çekirge bir zıplar, iki zıplar ve üçüncüsünde hadi üç de zıpladık. Tamam. Gecelik işlerinize başlayalım. Balora'yı kontrol etmeli ve sahnede olduğundan emin olmalısın ama her neyse. Bugün biraz neşesiz duruyorsun abi. Sesin bir gidik. Selam Kaşar. Ha? Sanırım Balora'nın yapacak da önemli işleri var. Abi en azından... Hadi onu biraz kızartalım. Bu eğlenceli olmalı. Bu sapık biri ya bu. Hadi onu kızartalım. Bir hanımefendiye bu arada animatronikçe sövüyor gibi bir ses var şu an. Abi hoş değil. Gerçekten hoş değil. Bitti mi söyleyecekleriniz hanımefendi? Hadi Phantom Fox'i kontrol edelim. Yarınki gösteriye hazır olup olmadığından emin olalım. Gerçekten Alien ünitesi şu an hiç hayatından memnun değil ama Balora'ya şok uygulamaya gidince bak ses böyle.
Ya tamam ya, şu merhaba selam, Baloro'ya şok uygulayalım falan diye değişiyor. Şokçu seviyor adam şoku. Tamam. Bir tane daha şok. Great. Ses dalgaları ile ilgili bir sorun var gibi görünüyor. Az önce varsayan ayarlar geri yüklendi. Lütfen önünüzdeki havalandırmadan geçerek baby'nin sirkine gidin. Ha sirkine, tamam. Sirkte bir şey yok. Az önce ilk gittiğimiz yerde orası değil mi? Abi ben bu arada artık gerçekten askerde gibi hissediyorum. Böyle sürünüp çamurdan geçip silahını alıp yukarı çıkıp hareketler yaparsın bu arada. Şu her gün askere gidiyormuşum gibi bir şey yapıyorum da alakası yok. Sadece öyle bir sahne canlanıyor aklımda. Ben çok bakmayacağım abi ya. Baby bugün çok yoğun bir gün geçirdi. Hadi ışığı açalım ve onun düzgün çalıştığından emin olalım. Evet, şoklayalım değil mi? Bütün gün yorulmuş birini şoklayalım. Daha güzel ne olabilir ki? Oh, baby, saklanmaç oynamak için burada değiliz. Baby, bir şokla saklandığı yerden çıkaralım hadi. Tamam, tekrar. Hoş bir şey diyemiyoruz abi şu an. Kontrollü şoklar, kontrollü şoklar nereye kadar? Geliyor gelmekte olan oldu gibi. Askere gittin mi? Hayır, gitmedim abi. Oh, o zaman hadi şoklayalım abi. Merhaba. Baby, uygun şekilde motive etme yeteneğimizi etkileyen uygun şekilde arızası var gibi görünüyor. Ha. Çok sistemi uygun. Yeniden başlatırken lütfen bekleyin. Bu süreçte anlık olarak çevrim dışı olacağım. Güvenlik kapıları, havalandırma kilitleri ve oksijen gibi çeşitli diğer sistemlerde çevrim dışı olabilir. Tutayım istersen nefesimi 5 dakika. Bir şey gelmeyecek değil mi şu an? Hareket algılandı. Giriş yolu havalandırması. Hayır. Fun time sahnesi. Bakım havalandırması açıldı. Ballora galerisi havalandırması açıldı. Hareket algılandı. Teknisyen odası. Abi bir şey yapabiliyor muyum ben burada? Seni tanımıyorum. Sen yenisin. Ancak bu senaryoyu hatırlıyorum. Buraya gelmek istemek garip bir şey. Parazıydı. Hangi olayların bir insanın geceleri böyle bir yerde isteyerek geçirmek istemesine neden olacağını... İsteyerek geçirmiyorum bu arada. Belki merak. Belki de... Ses geliyor bu arada. Masanın altında bir boşluk var. Senden önce biri orayı saklanma yeri haline getirdi. Ve onun için işe yaradı. Yine de acele etmeni tavsiye ederim. Orada güvende olacaksın. Teşekkür sadece ederim, teşekkür ederim. Sadece temas kurmamaya çalış. Yakında bitecek. İlgilerini kaybedecekler. Tamam abi. Bu bayağı gerici bu arada ya. Ama kulağıma fısıldanması böyle boşlukta bir tüy, yani ASMR gibiydi. Eğlendim de bir yandan. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. En azından en güzel kısmı Elinizesi'nin bir daha 10 saat konuşmayacak olması. Çünkü kafayı yemek üzereydim. Ha, merhaba içerideki. Tık tık kim o ne mo? Yok istemiyorum, gelme. Bir şey... Gözüne bakma dedi. Gözüne bakmayacağız. İçeride biri var. Yok burada biri. Aynı kişi mi? Abi ne kadar maaş veriyor olabilirler ve nasıl çalıştırıyor olabilirler bu insanları burada? Ben onu anlayamadım çünkü yani... Evet. Afiyet olsun. Buraya mı vuruyorsun? Demircilik mi yapıyorsun? Iron Man aklıma canlandı. Kaçı saniyesi? Abi hareket var. Kim o? Lan! Hayır! Hayır! Yapma! Kesinlikle yapmadı şu an. Aynen. Çok sağ ol abi. Hanımefendi yapmazsanız iyi olur. Tamam. Yani evcilik oynadık biz de küçükken de yani... Büyük mü? Yani ben biraz büyüğüm sanki. Hani... Olmasa mı? Burada bu dedikler bir... Ne iş? Kimle konuşuyorsun onu da Hayır! Hayır! Güzel kızım, canım benim.
Abi o aradan bir şey çıkacak. Hayır. 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 Yanlışlıkla bıraktım. Hayır. Oh. Tamam sakin. Sakince bunu geri koyuyorum, tamam mı? Tamam şimdi. Yakında görüşürüz. Görüşmeyelim aslında. Abi ben bu işe neden geleyim? Bir de şöyle bir şey var. Buradan çıkmıyor muyum ben? Renklerini hala tekrar çevrimiçi olduğunda sana başarısız olduğunu bildirecek. Sistem manuel olarak yeniden başlatman gerektiğini de. Daha sonra elektrik odasına ulaşmak için Balora galerisinde olabildiğince hızlı gitmeni söyleyecek. Onun talimatlarını takip edersen öleceksin. Balora sahnesinde geri dönmeyecek. Seni yakalayacak. Küçük kısa sürede geri gelecek. Balora galerisinde sürünürken yavaş git. Seni göremez ama hareketini dinleyebilir. Müziğin yükseldiğini duyduğunda yaklaşıyordur. Seni dinliyordur. Bekle ve sakin ol. Bugün bana beklediğin için teşekkür ederim. Güç sistemi otomatik olarak yeniden ya başlatılamıyor gibi görünüyor. Güç sistemini manuel olarak yeniden başlatman gerekiyor. Konuşmama izin verseydin abi. Birincil kontrol modeline dön. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aha. Çok güzel bir gün. Tek yapmam gereken buradan çıkmak ve yoluma devam etmek. Beni öldürmek isteyen tatlı insanlar falan. Bu arada hızlı bir şekilde gitmeli miyim? Abi anime kızları gerçekmiş. Bunu sesten mi anladın? Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Ama ben emin değilim şu an. Baby iyi biri. Ha o baby miydi direkt olarak? Okidoki. Yavaş yavaş. Hareket algılandı. Sirk galerisi havalandırması. Bu ses çok ani geliyor. Ben buna alışamadım daha. Hayır, bir şey sesi geliyor. Yok, gelmiyormuş. Şimdi elektrik odasına ulaşmak için sonunuzdaki havalandırmayı kullanarak Ballora galerisinde gezinmeniz gerekecek. Ha. Ballora'yı rahatsız etmemek için yere yakın durmanızı, hı-hı, ve diğer tarafa mümkün olduğunca hızlı ulaşmanızı öneririz. Evet, okey, çok teşekkür ederim. Kendimi anlık olarak devre dışı bırakacağım. Devre dışı bırakılıyor. Aynen, tamam. Şimdi anime kızlarına mı güveniyoruz yoksa sesi çok seksi olan bir adama mı güveniyoruz? Kime güveniyoruz abi? Okey. Kız çok ikna edici geldi bu arada. Kız anime kızlarına güvenebiliriz. Yani ufak bir durum. Bu tipe bak. Ne kadar çirkin olsa da bir evladım gibi seveceğim. Çünkü şu an gerçekten duygu besleyeceğim tek insansı bir şey sensin. Selam. Çak lan bir beşik. Şak şak şak. Gidiyorum ben. Görüşürüz. Belki gelemeyebilirim. Gerçi bunlar... Bir dakika bunlar... Ben bunların göz kriptini hiç fark etmemiştim. Bir de sen acayip çirkin duruyorsun. Neyse. O zaman let's go. İzlerken sütler çiğiyorum. Afiyet olsun abi. Tamam, şimdi hızlı koşarak dedi ama yavaş dedi kız da bize. O yüzden... Yok. Yok, yani ben almayayım. Nasıl git... Tamam, çok yavaş gideceğim. Şap şap, çok komik ses çıkıyor bu arada. Ama... Tamam, kapıyı görüyorum abi. Mouse'umu da alabiliyorum. Merhaba. Ses gelince sıkıntı var değil mi şu an? Şu an doğru mu yapayım onu da anlamıyorum. Sessizlik beni çok geriyor şu an. Görünüşe göre sallanarak gidiyorsun. Lan! Lütfen mümkün olduğunca çabuk ilerle. Korktum! Sakin. Hayır, ben biraz tadını çıkarmak istiyordum yani. Sakin. Hayır, gelme. Tek istediğim... Gerçi
Kime ne anlatıyorum? Tamam. Abi jumpscare yemekten çok korkuyorum ben, o yüzden. Biz buna şok uyguladık. Biz buna kama kuvvet uyguladık. Evet abi, bir de kaşar dedim ben buna. Dans et kaşar. Evet, şimdi ayaklarımıza sıka sıka dans ettirecek, ben hissediyorum. Abi şu an, direkt koşsam buradan yetişebilir miyim? Çok yakın, çok yakın. Korktum bu arada boy sesine. Tamam, sıkıntı yok, bundan sonra gidebilirim herhalde. Abi kapı orada. Koşup kapat, açacaksın, kapatacaksın. Tamam, tamam, bak. Ses gelebilir. Sıkıntı yok. Bir sol bir sağa gir be abi. Abi ben neden iş yerine ikinci gün geleyim ki burada böyle? Bu nasıl bir iş yeri? Günlük $1000 falan alman lazım. Sonunda kapıya gelebiliyorum. Ama asla da işe yanmıyor. Bir yolun her zaman yarısına gidersiniz, yola varabilir misiniz? Teorisi gibi, teoride kalıyor bu da. Varacak mıyım ben abi? İnşallah bir gün varabilirim çünkü. Tek istediğim bu. Ha, sonunda çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İle arayüze ulaşabilirsin. Arayüzü kullanılması yakındaki elektronik aksamları bozabilir. Tehlikede olduğunu düşünüyorsan yeniden bağlanmak için güvenli olana kadar arayüzü geçici olarak kapatmaktan çekinme. Ha, space tuşuna basıp robot sakinleştirme sesini çal. Sakin ol ve tekrar uyu. Burada kimse yok ki. Oha, ses çok tatlı ben. Ses bayağı tatlı. Bana mesela okur musun? Ben de iş yerinde uyuyayım biraz. Çünkü ben artık uyup rüya görmek istiyorum düzgün. Sen sakin ol bu arada kanka. Tamam. Her şey yolunda. O çok güzel ses bu aradan. Gerçekten acayip iyi bir ses. Ben şimdi tam olarak ne yapıyorum? Ha, bu şey yapıyorum. Circus control. Bir de o biraz hareket edecek. Evet. Tehlike seviyesi var üstte. Tek yapmam gereken bunu açmak. Tam sakin oldu. Fare ben miyim bu arada? Kime dediğini bilmiyorum. Ses çok korkutucu lan. Joker gibi. Bak bu sadece jumpscare yeme ihtimaline karşı yine de böyle bir şey yapıyorum. Tamam. Atışmayız. Abi kimsenin olmaması daha korkutucu. Nereye gittin? Sakin. Sakinleş. Hadi saniye bir de geri duyuyorum aslan şey bu. Ses cidden çok hoşuma gitti. Sadece sen yakında durma, tamam mı? Ha, tamam, yerine dönmen lazım abi. Tek istediğim buydu. Bir sesler git. Bunu biliyorum. Boşuna saklanma. Kesinlikle dublaj daha iyi abi. Yani İngilizce biri bana böyle dediğinde genellikle şey oluyorsun. Ya bunu filmlerde de altyazılı izlerken duyuyorum diye. Ama gerçekten Türkçe bir şekilde biri psikopata bağladığında geriliyorum, anladın mı? Tam fareydi. Sakin. Ben bu arada bunu bitirmem yıl alabilir. Arkadaşlarımıza merhaba de. Arkadaşlarına. Tamam, şakaydı, beni öldürme. Şakaydı. Tamam, sakin ol. Animatronikler de şaka anlayabilir diye düşünüyorum yani. Çok yüklenme kendine. Şakalandın bro. Şakalandın. Umarım ben şakalanmam. Yani. Bu arada sessizlik korkutuyor beni şu an. Tamam, sıkıntı yok. Ses çok güzel bu arada. Ben tamam, sesleri övmek istemiyorum daha fazla. Sadece ses överek oyunu bitirmek de istemiyorum. Ama güzel sesler. Hayır ya. Hayır ama yanlış yapmadım ki. Yanlış yapmadım ki. Kafayı yemedik ya. Kafayı yemedik. Doğru gündüz. Elektrik odasına ulaşmak için solunuzdaki havalandırmayı kullanarak Ballora galerisinde gezinmeniz gerekecek. Ballora'yı rahatsız etmemek için
yere yakın durmanızı ve diğer tarafa mümkün olduğunca hızlı ulaşmanızı öneririm. İşitsel bir rahatsızlık yaratmamak için kendimi anlık olarak devre dışı bırakacağım. Devre dışı bırakılıyor. Arkadaşlar sadece bir ufak bir soru şey yapacağım. Neden en gergin odalardan birini de atladık? Yani bu bize 51 yıla mal olacak. Balora'dan da yemem umarım bir şeyler. Afiyetle. Yok, yiyeceğiz gibi. Hissediyorum. Evet. Evet. Neden bu oyunun çok gerici olduğunu tekrar hatırlamış oluyorum. Abi yani çocuklar burayı nasıl gezebiliyor? Madem çocuklara özel bir yer burası. Hayır ama ya. Bir de çişim geldi bu arada. Daha hızlı kan pompalanınca çişim de hızlı bir şekilde idrarım ay konuşamıyorum, çok gerildim şu an. Sıkıntı yok chat. Bu bizde. Bu bizde. Yani tavşan ve kaplumbağanın yarışını izlemişsinizdir. Şu an biz kaplumbağa rolündeyiz. Her görünüşe göre sallanarak gidiyorsun. Lütfen mümkün olduğunca çabuk ilerle. Bunu unuttum. Bunu kesinlikle unuttum. Sağ ol abi. Mikrofon birazcık daha yakınlaşıp bağırırsan ben kesinlikle duyamadım da. Tamam, şu an gidebilirim değil mi? Korkanın çocuğu olmaz, koş! Tamam, şakaydı. Sağda çok yükseldi ses. Sakin. Ses gider misin? Bak buna şok uygulamadı. Bir de... Abi... Oha, şu an beni tamamen öldürmeye çalıştıklarını algıladım. Neden beni öldürmeye çalışıyorsunuz ki? Yani... Bir de burayı çalıştıran sabah insan yok mu? Çünkü şöyle bir şey var. Çoklattı, ayağa kaldırdı, sonra oraya git dedi. Yani... Neden? Değil mi? İlk önce oraya gidip burayı ayarlamaları yapıp sonra da şokla da uygulayabil... Ben anladım abi. Koş abi. Şap şap penguen gibi. Hızlı hızlı git. Ama yok abi. Burada jumpscare yersem geri dönmek istemiyorum. Bırakmayacağım. Bırak, tamam. Hoş. Hareket geldim. Algılandı. Tekrardan elektrik aynı yere. Burası. Artık elektrik kutusu ile arayüze ulaşabilirsin. Arayüzün kullanılması yakındaki elektronik aksamını bozabilir. Şimdi tehlikede şöyle bir durum var. Yeniden bağlanmak için güvenli olana kadar... Tehlike seviyesini sürekli space'e basıp ben tehlike seviyesini tamamen unuttum. Şu an tehlike seviyesi... Turuncu. Bu asla yeşil olmayacak mı yani şimdi? Aa, okey, tamam, çok güzel. Ben az önce onu yapmadım galiba. Şu an tehlikeli. Tehlikeli olduğunu biliyoruz. Çok tehlikeli. Tehlike seviyesi zaten yüksek. Yanlış bir şey yapıyor muyum? Jumpscare yemek istemiyorum. Tamam. Sıkıntı yok. Space yatıştıracağız tekrardan. Bu arada ha tamam, okey. Hayır. Tehlike seviyesi arttı biraz. Sakinleş abi. Tamam. Tehlike seviyesi. Bu zaman alacak. Gerçekten zaman alacak. Abi tehlike seviyesini normale dönebilir mi? Hadi sahnemize geri dönelim. Hah tamam, okey. Okey. Umarım yanlış bir şey yapmıyorumdur. Sürekli space tehlike seviyesi. Sonra tamam. Abi full odak gidiyorum şu an. Çok özür dilerim chat. Çok özür dilerim. Bir daha jumpscare'i hayatıma oyunu, hayatımı şu an üzerine koydum bunu. O yüzden oluyor böyle. Abi bu nasıl bir yani bak mantığa baktığında bir yapay zeka ona diyor ki sen sakin ol. Bir başkası gidiyor beni öldürmeye çalışıyor. Sabah kim çalışıyor burada? Emin değilim. Bu arada bir süredir korku oyunu oynamadığımı, neden oynamadığımı şey yaptım abi. Kesinlikle kalbimde bir acı oluşuyor böyle korkudan, böyle stresten sürekli olarak o atışı hissedebiliyorum. Tamam.
Daha çok yolumuz var. Daha yarılamadık ki biz bunu. Ve sessizlik çok gerici. Tamam. Tamam. Şimdi tehlike seviyesi asla turuncu. Okey, bunu anladık zaten. Umarım oyun bir götlük yapmıyordur. Umarım bir götlük yapmıyordur şu an. Ya bu ses çok şey ya. Yani bu ses gerçekten bir şeyler duymuyor olması, şarpşal falan dese bana. Aha, tamam. Ben haklı olsam bile falan okeydim yani, haksız olmaya. Ses çok iyi. Dostum geri dönecek misin? Tehlike seviyesini yeşile indirmeye çalışıyorum da, affedersin. Abi tehlike seviyesi inmeyecek mi? Bence o sadece bir fareydi. Hayır bak. Sakin, tamam mı dostum, bak. Seninle konuşuyorum bir arkadaş olarak. Ay bu, çalışıyoruz burada, tamam mı? Para alacağız falan ya. Yani. Senin de şımarıklığınla uğraşamam şimdi. Onu da söyleyeyim. Ha şöyle şımarık, bak. Laftan anlıyor en azından ya. Laftan anlıyor işte. Böyle olacaksınız. Arkadaşlarımıza merhaba de. Bu refleks bu arada. Arada kolum oldukça ölmüyorum. Tamam. Tekrardan hızlı reset attım. Çok kontrol etmedim bu sefer. Hızlı yeşil oldu ama. Of, elime sürekli şey vuruyorum. Tamam, sakin ol. Abi kolum sürekli şuna çarpıyor. Parmaklarım. Tamam. Hayır pardon. Yanlış bir hareket yaptım. Hadi uyuyalım. Anime kızları. Abi bir dakika. Nereyi resetlemediğimi unutuyorum. O yüzden gerildim şu an. O kol kopacak. Aa, parmaklarım teker teker dökülmeye başlayacak. O kadar fazla çarptı ki. Ama bu hareket çok önemli. Çok önemli. Ben asla bunu böyle yapmıyorum. Sağ kolum daha ana kolum olduğu için, ana elim olduğu için daha korumalı geliyor herhalde ekranın önüne koyunca. Ha? Tamam. Sonuncular. Ha bir de bunun geri dönüşü olacak. Bu arada aklıma geldi. Oradan geri döneceğiz. Tamam. Tamam. Bu arada tehlike seviyesi var. Bana tehlike seviyesinin yeşil olduğunu söylesem bile, aynen. Sen orada dur. En üste bakacağım. Tamam. Bunu da geçtik umarım. Umarım geçtik. Bir daha jumpscare yersem, bir şey olursa ve başa dönersem kafayı yiyeceğim. İyiymiş. Bu teşekkür ederim. Görevlerinizi tamamladınız. Lütfen Ballora Galerisi'nden dikkatli bir şekilde ilerleyin. Yarın tekrardan burada görüşürüz. Görüşürüz abi. Tabii dönüşte beni yemezlerse. Ha, hayat çok güzel biliyorsunuz değil mi? Hayat çok güzel. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Hayatımı sorguluyorum. Acaba bu arada ben burada yüklü bir miktar para alıyorsam bunu zaten nötrlen... Orada biri mi var? Yok. Bu arada yok burada biri. Yok. Yani bir ışıkla yürüyorum. Ya flash açıp yürüyorum. Ne saçma sarak bir şey var böyle. Bana kör müydü bu arada? Ben ne dediğimi unuttum bana seslenince. Ha! Ömrümle ödüyorum şu an aslında. Odamda sürünen birinin sesini duyabiliyorum. Özür dilerim. Çok hayran değilim. Çalışarım ben burada. Hani bilmiyorum kaç çalışan yediniz, hiçbir fikrim yok ama hani sapıklık falan değil yani. Bu kadar ego falan şey yapma yani. Gözüm sende değil. Bu arada jumpscare yiyecekmişim. Çok sadece böyle avını izleyen belki biri var. Belki kimse yok. Ha, belki de yoktur. Paranoyak salak bir şey olmuş bu böyle. Yani sen ne yaptın böyle? Kendi kendine konuşuyor musun böyle? Abi biz fareyiz, evet. Küçük bir fare abi. Minnak. Gece tamamlandı. Şimdi paraları biraz yiyelim. Şimdi evde biraz dinlenebilirsin. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Çok sağ ol. Güneş batarken Vlad ile sıkıntılı metresi arasındaki aşk şehveti afiyet başka bir bölüm de batıyor. Barışabilirler mi? Aşkları tekrar yükselebilir mi? Bu ve daha fazlasını şimdi göreceğiz.
Hiçbir fikrim yok ha. Clara, bebeklerim değil. Öyle mi Vlad? Bugün onu kreşte yakalarken zorlandılar. Yani pek çok çocuk hiperaktiftir ve etrafta koşuşturur falan. Onu bir süpürgeyle terbiye etmek zorunda kalmışlar. Oha lan bu arada. Ayrıca anaokuluna böyle bir şekilde çocuğunuzu indiriyorlarsa ben vermeyin. Ben maaş çeki almıyorum. Frimey'de restoranında çalışıyorsun. Yalanlarından bıktım. Ah insanlık. Kalp kırıkları ne zaman bitecek? Gecenin karanlığında geçen bu iki gemi uzun süredir kayıp olan aşklarını ne zaman yeniden alevlendirecek? Öğrenmek için. Abi ben aşk hikayesinde diyeyim, çocuğunuzu süpürgeyle tavandan indirdiler az önce ve yani kadının tek derdi çocuğumuzu çok zor yakalıyorlar, hiperaktif. Oynamama izin ver. O çok güzel ve parlak. Onu sadece benim için yapmadın mı? Bu arada biliyorum bu hikayeyi ya. Wikipedia'dan okudum bütün Gelişen hikayeyi. Yeni kariyerinizin bir başka önemli gecesine tekrar spoiler vermeyeceğim. Kendinize soracağınız sorular. Gerçekten hayatımda ne yapıyorum? Arkadaşlarım. Aa, bunu soruyorum bu arada. Soruyorum bunu. Ailemi bir daha görebilecek miyim? Aa, bu bunu da sordum. Anlıyor, daha istikrarlı ve rahatlatıcı bir zihin çerçevesine ulaşmanıza olanak sağlamak adına bu asansör yolculuğunu mümkün olduğunca terapimsi hale getirmeye yardımcı olacak. Çok terapi. Çeşitli müzik sussam daha iyi. Blues, jazz, klasik, yağmur orman ambiyansının yanı sıra çok çeşitli diğer seçeneklerimiz de mevcut elbette. Abi aşağıdaki bana bir tuş takımını kullanarak lütfen tercih ettiğiniz müzik seçiminin ilk birkaç harfini yazınız. Konuşabilir miyim? Tamam, klasik piyano olabilir ya da yağmur sesi çok güzel oluyor ama stresten artık ter kokmaya başladım. Ben bir cam açacağım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben burada kalabilirim bu arada. Çok güzel çünkü. Sakin bir asansör turu. Neden asansör müziği eklememişler ki buraya? Böyle güzel olabilir de asansör müzikleri çok tatlı oluyor. O zaman ne yapacağımı bilmiyorum. Zaten çok da önemli değil abi. Götümle bile bassam, yani götümle bile şöyle. Aa, pardon, mouse'la yapıyordum. Yani hiçbir şey olmayacak. Yok, o kadar becerikli değilmişim abi. O kadar kolay bir oyun değilmiş, onu fark ettim. Yine tuş takımıyla ilgili bir sorunum var gibi görünüyor. Neyse ki ne yazmaya çalıştığını görebiliyorum. Senin için düzelteceğim. Bir saniye lütfen. Günlük bongolar. Asansör deneyiminiz ihtiyaçlarınıza göre özelleştirildiğine ve tamamen rahatladığınıza göre dünkü cansızlar... Bu arada bir şey söyleyeyim, gerçekten daha iyi bu. ...önemli miktarda düştüğünü belirtmekte fayda var. Lütfen işinizin geri kalanının tadını çıkarın. Vallahi diyorum ki bu iş keşke bitmese. Yani parası iyi, stressiz, rahatlatıcı yani. Gençler iş beğenmiyorlar. Yoksa iş bul. İşler. Bravo. Yani gençler iş beğenmiyor arkadaşlar. Hoş bu arada, ben bunu dinlerim birazcık da. Arkadaşlar birazcık yeni iş günümün tadını çıkarmama izin verin çünkü yani böyle biraz rahatlama ihtiyacım var. Tamam o zaman hadi çok da geç kalmayalım işimize, girelim bir şeyler dediğine. Bugünün programlarında meydana gelen öngörülemeyen arızalar nedeniyle gece görevlerinizi gerçekleştirmek için yeterince yetenekli olabileceğinizi veya yapamayacağınız bakımları yapmanız gerekecektir. Teşekkürler. Funtime Freddy'nin güç modülünün bağlantısını kesmeye çalışması gerekli hale geldi. Ancak başarısız oldular. İyileşme ve fiziksel onarım için 6 ila 8 hafta beklememiz gerekeceğinden tekrar denemelerine izin vermek verimsiz bir yol olacaktır. Prosedürü kendiniz gerçekleştirmek için Funtime sahnesinin diğer tarafındaki parça ve servis odasına ulaşmak. Abi ben neyim abi? Çok İsveç çakısı mıyım ben? Her işe gelebiliyorum, makas oluyorsun, kürdan oluyorsun, bu ne? Abi neden ben onarıyorum? Hacı buna ne olmuş? Harika! Ballora galerisinde her şey olması gerektiği gibi görünüyor. Funtime Fox'a bana hiç öyle gözükmedi. Girmeden önce sahnede olduğundan emin olmak gerekir. Teşekkür ederim. Abi ben bu işte değersiz hissediyorum, beni anlayabilir misin? El ünitesi yani bazen
konuşamıyoruz sanki yani. Çok acele oluyor yani. İşimi severek yapıyorum tabii ki de. Hani... Güzel. Funtime sahnesinde her şey olması gerektiği gibi görünüyor. Bu gece Baby'yi kontrol etmeye gerek yok. Lütfen izin verilmeyen alanlara girmeyiniz. Doğrudan Funtime sahnesine doğru gidin. Abi benim elim ayağım yavaştan kesiliyor. Çok çok özür diliyorum yani ama ben gerçekten istifamı verebilir miyim? Çok mu geç? Çok mu geç? Hiç istemiyorum çünkü. Düz git. Düz gidersem olmaz ki. Baby'de bir şey yapılacak bir şey yok dedi. Baby'ye git. Aa, gerçekten bir dakika, bu adam bizim kafamızla oynamaya çalışıyor. Baby'ye git dedi. Gitme dedi. Baby'ye gideceğim o zaman ben. El ünitesi, özür dilerim. Ama yani yapmam gereken bazı şeyler var. Hareket anime... algılandı. Sirk galerisi havalandırması. Anime kızlarıyla buluşmaya gidiyorum. O yüzden anime kızlarıyla buluşacağım. Birazcık vakit geçireceğim. Bu arada bana ne yapmam gerektiğini söylemezsin. Ben hür bir insanım, tamam mı yani? İstediğim yere gidebilirim yani. Al gittim. Şimdi ne yapıyorum? Bunu buraya giriyorum abi. Çekiyorum bunu. Bekliyor muyum yine? Yoksa sadece sallak gibi buraya mı geldim? Evet. Merhaba. Bir zamanlar sahnede oldun, biliyor muydun? Ya çok ya. Uzun sürmedi. Sadece bir gün. Ne bir harika gün. Bir gündü ama. Balonların ve bir kaç masanın olduğu küçük bir odadaydın. Yine de kimse masalara oturmadı. Ama çocuklar koşarak dışarı çıktılar. Bazıları benden korkuyordu. Diğerleri şarkılarımı beğendi. Müzik her zaman koridorun sonundan başka bir yerden geliyordu. Hep çocukları sayardı. Neden olduğuna emin değilim. Odada benimle birlikte kaç kişinin olduğunu ben bunu biliyorum. Her zaman kesin olarak farkındaydım. Biliyorum abi bu hikayeyi. Sonra 3... Sonra 2, sonra 1, sonra 3, sonra 4, sonra 2, sonra yok. Genelde 2 veya 3 kişi gruplar halinde birlikte oynarlardı. Doğum günü pastası gibi kokuyordu. Bu üzücü ya. 2, sonra 3, sonra 5, sonra 4 vardı. Özel bir şey yapabilirim. Bunu biliyor muydun? Dondurma yapabilirim. Sadece bir kez yapmama rağmen. 4, sonra 3, sonra 2... Neşe kafayı yemiş bu arada. Sakin. Ve bir vardı. Küçük bir, bir kız. Evet. Kendi başına duruyordu. William Afton'un kızı. Ve şarkı söylemeyi bıraktım. Midem açıldı. Ve dondurma vardı. Hareket edemedim. En azından o bir adım daha yaklaşana kadar. Bir an için çığlıklar yükseldi. Ama sadece bir an için. Sonra diğer çocuklar tekrar içeri koştular. Ama kendi heyecanların sesinden onu duyamadılar. Onu hala bazen duyuyorum. Bu neden oldu şimdi? Aga. Olayı şöyle söyleyeyim. Bildiğim kadarıyla, çok biliyor muyum bilmiyorum. Bütün her şey direkt olarak William Afton'ın robot yapmasıyla başlıyor. Pizza dükkanı. Oradaki yerde çocukları vahşice katledip bütün hepsini animatroniklerin içine koyuyor. Animatronikler de işte böyle sonra ayaklanıyor vesaire falan filan derken bu böyle bir psikopata bağlıyor. Diyor ki ben daha fazla kişi öldürebilirim. Daha fazla çocuk öldürebilirim. Çünkü bu yanıma kaldı. Polisler bulamadı. Ben giderim. İstediğim zaman istediğim çocuğu öldürmenin hazzına varırım. Diyerekten bu şekilde robot tasarlıyor. Ki çocuklar böyle 3-4 falan olduğunda değildi. Bir kişi kaldığında onu yesin. Direkt alsın içine, çatır çutur kemiklerini kırarak öldürsün diye. Ama işte şans eseri kendi kızı sadece odada tek kişi kalıyor ve onu çatır çutur kendi yaptığı alet edevat animatronik götürüyor abi. Parçalıyor. Böyle de bir hikaye. Yani şu an Purple Guy'ın William Afton'ın kızı bizle konuştu. Bütün hikayeden anladığı buydu. Yani hayatı hala küsmemiş. Olumlu tarafından bakmak lazım. Beni kurtarmaya çalışıyor hala. Bu baby direkt şey. Kız. Gerçi kızla bir bağlantısı yok. Gerçi evet, öyle bir durum da var.
Öyle. Öyle. Hikaye videoda vardı. Evet, ben daha detaylısı vardır diye şey yapıyorum. Çünkü Wikipedia'dan böyle Final Fantasy Freddy's lore'larına baktığın zaman Wikipedia'da kimin kimi öldürdü, neyi ne yaptığı, böyle hani bir hikaye kitabı okuyormuşsun gibi var. O yüzden ben ondan dedim acaba. Yani daha detaylısı vardır herhalde. Let's go. Hareket algılandı. Ben seviyorum bu arada işimi artık. Seviyorum. En azından bana hikaye anlatan bir anime kızı sesi duyuyorum abi. Onda hiçbir sıkıntı yok. Kim böyle bir şey işi istemez ki? Hey. Şimdi bu boktan deliğe gireceğim değil mi? Yapabileceğim bir şey yok. Chat, ne yapabilirim? Yapabilir miyiz? Yukarı bak. Yukarı bakayım. Evet, o benim abi. Küçük tatlı bir Adel logosu. Ama kendisi hiç tatlı sesler çıkarmıyor abi. Aynı bebeklerin tatlı olup ağlayınca çirkinleşmesi gibi. O da benim küçük bir bebeğim. O zaman elveda Adel logosu. Adel adam logosu. Hadi bakalım. Let's go! Balloran'ın aksine Funtime Foxy fazla hareketlidir. Bu nedenle yanlışlıkla onu etkileştirmemek için odayı karanlık tutmak önemlidir. Size bir flash ışığı verildi. Yönünüzü bulmanız gerekiyorsa ve hiçbir şey çarpmamak istiyorsanız flash'ı yakın. Ancak aynen mümkün abi. Olduğunca az kullanın. Parça ve servis odasına ulaşmak için ilerleyin lütfen. Abi bir şey... Aaa! Hayır! Çok elim ayağım şey oldu. Sakin. Abi bu fotoğrafları... Yok, ben istemiyorum. İstemiyorum. Abi bak, en azından yani analog fotoğraf makinesiyle çekiyorum. Bunlar pahalı bu arada, biliyorsun. Yani animatronik olmam veya burada çalışmam bana bağlamaz. Ben bunları sana çıkardığımda, kırmızı odada yıkadıp getirdiğimde şey yapman lazım. Parasını vermen lazım kardeşim yani. Öyle yok, ben neyim animatronik falan, bana indirim yap. Instagram'da etiketleyin falan, öyle şeyler yok. Fotoğrafın ücretini alacağım. Tamam. Yani. Şu an konuşmam lazım arkadaşlar. Gerginlikten saçmalıyorum, çok özür dilerim. Hayır ya. Abi ben space tuşu böyle. Daha geriden basabildiğim bir space tuşu var mı? Hayır. Abi ne yapıyorsun, her taraftasın. Sakin ol. Abi metalik açsak bu arada gayet okey şu an. Hayır. Dedi kafa headbang atmaya devam et abi. İşte bazen yok olunca da gerici bu arada. Tamam. Sakin. Abi ben buraya geçebilecek miyim acaba? Affedersiniz. Tamam gidiyorum. Sıkıntı yok. Çok gerici. Tamam, sıkıntı yok. Abi kulaklık böyle durdu. Çok kolumu çok fena vurdum. Nereye vurduğumu bilmiyorum. Kolumu çok fena vurdum. Acıyor. Yine buna vurdum galiba. Yine buna vurmuş olabilirim. Hayatımı sorguluyorum abi. Adalı severdik. Let's go. Yok arkadaşlar, sizi öldürmeyen şey güçlendirir. O zaman güçlenmedik, öldük çünkü. O zaman paralel evrende başka bir adal olarak devam. Zing 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 zing. Zing 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 zing. Ben bundan nasıl geçeceğim bu arada? Hiçbir fikrim yok. Gram bir fikrim yok. Ve kolum gerçekten çok acıyor. Nereye vurduğumu bile hissetmedim. Nereye vurmuş olabilirim ki? Neyse, hiçbir fikrim yok, sağ ol. Ben sevmedim. Balloran'ın aksine Funtime Foxy fazla hareketlidir. Tamam. Bu nedenle yanlışlıkla onu etkileştirmemek için odayı karanlık tutmak önemlidir. Size bir flash ışığı verildi. Yönünüzü bulmanız gerekiyorsa ve hiçbir şey çarpmamak istiyorsanız flash'ı yakın. Canım bak, bir şey diyeceğim. Parça konuşarak anlaşabiliriz. Susabilir misin artık? Bak sadece yani düşüncelerimle baş başa kalmak istiyorum. Yeterince gerilmiyormuşum gibi. Sakin, tamam mı? Yeter elini teyze, konuşma artık. Çok konuşuyorsun.
Hadi ben de konuşuyorum ama ben gerginlikten konuşuyorum. Çünkü ben çok geriliyorum, anladın mı? Hayır abi. Orada headbang atma bana. Kafa sallama bana. Abi bunu nasıl yapabilirim ki? Flash'ı az mı kullan? Abi... Gerçekten bu bir teknik mi? Abi göremediğin şeyden daha çok korkarsın ki. Ses geliyor. Hayır, hayır. Hayır ben çok gerildim. Klavye bir dakika. Klavye. Doğru. Ben böyle oynayacağım. Oley be. Sonunda kablosuz klavyenin tadını çıkarıyorum. Hiç bakma bana öyle. Hiç bakma öyle. Yapma sakın. Sakın klavyeyi de önüme koyuyorum. Görmek istemiyorum seni. Yaptık bunu. Ah bir dakika. Dirseğimden göremedim orada. Abi ben çok gerginim şu an. İstemiyorum bu arada. Abi çok yakın. Tamam. Var mı hala? Tamam galiba varıyoruz abi, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çok gerici. Abi yeter! Kaçıncı fotoğraf bu? Kaçıncı fotoğraf bu? Oh sonunda! Şükürler olsun! Kafa yiyeceğim. Parça ve servise ulaşarak harika bir iş çıkardınız. Teşekkür Görünüşe ederim. Göre Funtime Freddy'nin gücü tükenmiş. Bu da işinizi çok daha fazla kolaylaştırdı. Çok iyi müşahede edeyim. Dürüst için serbest bırakma anahtarı iç iskelet çenesinin alt tarafında bulunur. Buna ulaşmak için önce yüz plakalarını açmamız gerekecek. Tamam. Ön plakayı serbest bırakmak için tetikleyicilerine belirli bir sırayla basmanız gerekiyor. Ve mümkün olduğunca hassas ve dikkatli olmanız fazlaca önem arz ediyor. Tamam. Freddy'nin yüzünde sağ yanağının hemen altında küçük düğmeye tipe bak ve ona basın lütfen. Birazdan ağzıma sıçacaksın biliyorum onu, yani kesinlikle bir şey olacağını biliyorum burada ama yani... Tatlısın. Tatlış. Burnuna dokunabiliyor muyum? Dokunamıyorum. Senin dokunabiliyor. Bu arada çok korktum. Yanlış bir şey tıklarsam jumpscare alacağım. Ne demişti bu? Bir dakika ben... Ne dedin? Çok gerildim şu an. Butonlara mı tıklayacaktım? Buna mı tık... Hayır. Sağ yanak altı. Yanaktan makas mı? Aa buton. Sol sağ yanak altı. Umarım üstüne alınmamışsındır. Freddy'den bahsediyorum. Seninle alakalı değil. Neden alınacağım ki? Abi yani... Sağ yanağın altı... Tamam. Umarım üstüne alınmamışsındır. Freddy'den bahsediyorum. Seninle alakalı değil. Lan Freddy... Aa ben kaçırdım ne dediğini. Sol yanak. Tamam. Okay. Harika. Şimdi sol yanağındaki düğmeyi bulun ve o düğmeye basın. Tamam basayım abi. Yani. Merhaba. Harika. Şimdi Freddy'nin sağ gözünün altındaki düğmeyi bulun ve o sol, düğmeye basın. Sağ göz. Ama onun sol gözü oluyor bu arada oradaki buton. Oğlum kime göre sağ, kime göre sol bu arada? Onu öyle bir bu arada bastım değil mi? Bir dakika abi çok gerildim şu an. O orada durmaya devam etsin. Tamam. Orada buton yok ki. Şu değil mi işte? Abi bir dakika. Ona göre... Bak burada buton var. Aşağıda buton var. Abi. Freddy'ye göre sağ. Tamam Freddy'ye göre sağda buton mu var? Ben görmüyorum ki orada bir şey. Abi buton yok orada. Ben mi... Burada. Ya ben bu butonu nereden göreyim be? Harika. Allah Allah. Şimdi dikkatlice Freddy'nin burnunun hemen üstündeki düğmeyi bulun ve o düğmeye basın. Tamam evet onu gördüm az önceden beri. Güzel. Yüz plakalarının açılmış olması gerek. Freddy'nin iç iskelet çenesinin alt tarafındaki küçük düğmeyi bulun ve o düğmeye basın. Abi kör müsün demeyin. Görmüyorum. Beyazın üstünde beyaz butonu görmüyorum. Gerçekten görmüyorum. Çok tatlısın. Firavunlar gibi olmuş bu arada bir garip bir şekilde. Başka ne? Abi ben korkudan kendi sesimden ne dediğini duyamıyorum. Bu sefer tekrar konuşur musun? Güzel.
yüz plakalarının açılmış olması gerek. Tamam, Freddy'nin evet evet. İç iskelet teşekkür çenesinin ederim. Alt tarafındaki küçük düğmeyi bulun ve o düğmeye basın. Çenesinin altındaki küçük. Çenesinin altındaki küçük bu mu? Bu. Bu. Hayır. Başka yok. Çenenin altında çenesi bu. Çene... Papyon değil bu. Çene nerede? Ya ben çok gerildim bu arada şu anda, özür dilerim. Sen misin? Çene değil. Çenenin altındaki buton bu. Çok tamam, güzel. Sakin. Göğüs sakin. Boşluğunu açtın. Güç modülünü göğüs boşluğundan dikkatlice tamam, çıkar. Tamam. Bu herhalde şu. Tamam. Harika sıkıntı iş. Yok. Şimdi ikinci güç modülünü el kuklasından çıkarman gerekecek. Güç modülünü serbest bırakmak için kuklanın papyonunun altındaki büyük siyah tamam. düğmeye bas. Abi. Hayatımı çok seviyorum. Pozitif düşün, pozitif olsun. Evrene enerji yolla. İşimi çok seviyorum. İşim çok güzel benim. Çok çok seviyorum. Çok iyi iş. Dünyanın en iyi işi. Gelsene kaşar. Nasıl geçeceğim ben bunu? Pozitif arkadaşlar. Pozitif. Abi en büyük sıkıntı Five Nights at Freddy's oyunları durmuyor. Mola veremiyorum. Yapmam lazım ve yapamıyorum. Bir dakika, bakmamam lazım. Ama bakmadıkça da duramıyorum çünkü çok gerici. Bir dakika, sakince ucundan bakmam lazım. Yavaşça, sakince. Tatlı şey, küçük şey. Bak seviyorum seni, çok seviyorum. Gel amcaya, gel amcaya. Yok, o rezi gelmedi yani. Amca bu arada Freddy olsun, öyle anlaşalım. Nerede? Koşu abi, bir jump scare yiyeceğim ben, onu hissediyorum, göremiyorum, neredesin? Of of of, tamam sakin, sakin. Bana yaklaşıp yaklaşmadığından çok geriliyorum çünkü. Şöyle aradan bakmayı deneyeceğim. Kafanın arkasında, ucunda, abi. Çok, hayır ya, hayır ya. Abi gözükmüyor ki. Güç modülünü serbest bırakmak için kuklanın papyonunun altındaki büyük abi, siyah düğmeye bas. Onu anladım zaten. Onu gerçekten anladım. Yani tek lazım olan şeyin ne olduğunu biliyorum. Abi ses var, görüntü yok bu arada. Ben ondan ona takıldım şu an. Kalbim, canım kalbim. Sakin ol. Sakin ol. Beynim, sen de sakin düşün abi. Çok kıza gelme. Bu... Hayır. Hayır. Sakın. En başa döndün deme. En başa döndün deme. Sakın deme. Ağlarım. Ağlarım. Sıkıntı yok değil mi? Kafayı yiyeceğim. Abi bu bir cehennemim mi? Bu benim cehennemim mi bu benim? Upsi dupsi. Aynen ya, şey kayıt noktasını biraz yanlış almışız da falan. Aynen. Abi, teşekkürler. Sağ ol. Abi tamam. En azından ne yapacağımı bir tık daha iyi biliyorum. Sıkıntı yok. Var. Ben oradan geçmek istemiyorum abi. Of, tamam hadi. Korkanın çocuğu olmaz. Eyvah eyvah, bunu dememem lazım. Funtime Foxy fazla hareketlidir. Bu nedenle yanlışlıkla onu etkileştirmemek için odayı karanlık tutmak önemlidir. Size bir flash ışığı verildi. Yönünüzü bulmanız gerekiyorsa ve hiçbir şey çarpmamak istiyorsanız... Bunu nasıl geçeceğimi bilmiyorum hala bu arada. Ancak mümkün olduğunca az kullanın. Parçaların ve servis odasına ulaşmak için ilerleyin lütfen. Hayır. 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 Sakin ol. Sakin ol. Tamam. 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 Çok güzel. Güzel tilki. Tatlı tilki. Tamam. Ama... Ya arkadaşlar, bu Instagramersa ya bu... Ne bileyim, fotoğraf çekilmeyi seven herhangi bir insansa, insanın özellikleri varsa ben bilemem ki bunun ne kadar... Ben çok yanlış bir şey yapıyoruz. Flaşı tutacaktık, gidecektik çünkü aynı şeye bak. Devam ediyorum, devam ediyorum. Bir emek... Çok yavaş ilerliyorum.
kolunu görüyorum abi. Oradan gider misin? Kardeşim kolunu görüyorum. Gider misin oradan? Abi sakın bak git dedikçe. Bak sümük gibi yapışıyorsun, kene gibi yapışıyorsun. Sıçacağım ağzına. Döveceğim seni bak. Bu iş yerinden bir ayrılayım. Yakacağım bu iş yerini. Bu iş yerini yakacağım komple. Umarım ses kaydı almıyordur işverenlerim. Abi ben... Tamam. Tamam. O ekranda olmadığında direkt geçeceğim. Yüzüne mi tutmam lazım abi? Ya illa yüzüne flash mı tutmam lazım? Ha, gözüne gelmesin diye uğraşıyoruz, şey yapıyoruz. Yok abi. Ben bunu bir dahakine tek atmam lazım. Fazla basma. Abi flash'e fazla basmadıkça sence ben rahat edebiliyor muyum? Sen beni bir düşünsene. Sen bir beni düşünsene. Ben şu an ne kadar tribe girdiğimi bir düşünsene. Tamam. Abi. Bak doğrusu nasıl oynanıyor hiçbir fikrim yok. Nasıl oynanıyor hiçbir fikrim yok. Tek istediğim o kapıya ulaşmak. İstediğiniz kadar sövün. Yeter bu ses beynimde yankılanıyor, rüyama girecek değil. Umurumda değil. Şu an kendimi düşünmem lazım. Böyle bir şeyle yan yanayım. Ve tek istediğim geçebilmek. Abi bu oda neden bu kadar uzun? Olmaması gerektiği kadar uzun galiba bu arada. Tamam. Geçtik. Hayır. Koyacağım şimdi. Oraya, ya böyle alacağım bu monitörü. Şöyle çekeceğim. Kupurma doppe koyacağım burada. Yeter be kardeşim. Ya yeter anladık. Tam jump scare atıyorsun. Anladık. Yani arkadaşlar. Bravo. Çok fena terledim. Korkudan çok fena terledim abi. Çok çok. Leş gibi kokuyorum. Leş gibi kokuyorum abi. O kadar gerdi ki. O kadar gerildim ki. Wow. 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 Tek kelimeyle yani wow wow wow. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Şöyle bir şey yapalım. Bir saniyeliğine oyundan çıkmam lazım çünkü oyun kapanmadıkça chat sizle alakalı hiçbir şey yapamıyorum. Zaten burada kayıt aldığını da biliyorum. Hızlı bir şekilde size bir anket açacağım abi. Anketi ona göre bir şeyler yapalım. FNAF şey pardon. Ne yapalım istersiniz? Sadece bir soru. FNAF SL devam. Onun dışında 2B2T devam. Ya da ne gibi olabilir? Bad Wars olabilir. Ya da Fortnite abi. Fortnite kesinlikle alamayacağını bildiğim bir şey ama yine de şöyle bir oylayayım. Ben bir yandan su içeceğim. Kafayı yiyorum çünkü abi. Kafayı yemelik. Tamam. Onaylıyorum. Bir dakikalık anket başladı. Oradan zıng 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 yardırabilirsiniz abi. Bakalım. 2B2T devam deli gibi şu an. Sisters Location geri aldı. Siz benim korkmamı istiyorsunuz. Okey. Okey. Korkmamı fena istiyorsunuz. Abi. Chat o kadar hızlı akıyor ki göremiyorum hiçbir şey, algılayamıyorum. Five Nights at Freddy's Sisters Location devam. Okey abi. O zaman devam. Baba, bir kez gidip onunla oynamama izin ver. O çok güzel ve parlak. 10 milyon saat öncesinden mi şu yaptı? Vay anasını.
Wow. Sizin yeni kariyerinizin bir başka önemli gecesine tekrar hoş geldiniz. Kendinize soracağınız sorular. Gerçekten hayatımda ne yapıyorum? Hayatımda evet. Tamam ya, sadece bir dakikalık animasyona girmiş o kadar. Bu işin sitesini anlıyor, daha istikrarlı ve rahatlatıcı bir zihin çerçevesine ulaşmanıza olanak sağlamak adına bu asansör yolculuğunu mümkün olduğunca terapimsi hale getirmeye yardımcı olacak çeşitli müzikal seçimleri sunuyoruz. Blues, jazz, klasik. Evet, tamam, okey. Abi ben çok gerildim, orada cam açacağım, birazcık daha sakinleşmem lazım. Aşağıdaki tuş takımını kullanarak lütfen tercih ettiğiniz müzik seçiminin ilk birkaç harfini yazınız. Camı açamıyor, çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Mükemmel gün. Heh, sonunda. Camın... Ya kol sıkıştı. Yine tuş takımıyla ilgili bir sorunum var gibi görünüyor. Neyse ki ne yazmaya çalıştığını görebiliyorum. Senin için düzelteceğim. Bir saniye lütfen. Günlük bongolar. Asansör deneyiminiz ihtiyaçlarınıza göre özelleştirildiğine ve tamamen rahatladığınıza göre dünkü cansız performansınız nedeniyle maaşınızın önemli miktarda düştüğünü belirtmekte fayda var. Lütfen abi maaşım mı düşmüş? İşinizin geri kalanının tadını çıkarın. Kardeşim ben burada o kadar şey yapıyorum, bir de maaşımı mı düşürdünüz ya? Bu nasıl bir yer ya? Ya bak şurada yani kafamı duvarlara vurarak ben atlayabilirim yani. Ne para alamıyorsun, gece saçma salak şeylerle uğraşıyorsun. Bu nasıl bir iş ya? Ay bu işe nasıl seçiliyor insanlar? Ben onu anlamıyorum. İlginç. Devam. Bugünün programlarında meydana gelen öngörülemeyen arızalar nedeniyle aynen. İsveç çakısı olacağız. Okey. Şimdi evet. Oyunu kaydetmesi gereken yere şimdi geliyoruz. 10 saat aynı şeyler. Hı-hı. Harika. Ballora galerisinde her şey olması gerektiği gibi görünüyor. Fantine Fox'i kontrol edelim. Adam chatte FNAF oynamana rağmen Five Nights at Freddy's oyuna yazan kişiler var. Abi onlar da artık tam bir gerizekalı yani. Şakasını yapıyor olabilirler de yani, öyleyse de üzücü olsa gerek. O üzücü olsa gerek. Yani arada bir iki kişiyi salla abi. Salla. Güzel. Funtime sahnesinde her şey olması gerektiği gibi görünüyor. Işığa geliyor, Fox'i basmayınca gidiyor. Hayır abi, alakası yok. Alakası yok. Aksi doğrudan yanlışını söylüyor sana. Adam gidiyor. Sen doğrusunu yapman lazım. Tamam, şimdi tek yapmam gereken bu arada artık korkmamaya çalışacağım. Daha bir profesyonel gibi oynayacağım. Funtime Fox'i fazla hareket edilir. Bu nedenle yanlışlıkla onu etkileştirmemek için odayı karanlık tutmak önemlidir. Size bir flash ışığı verildi. Yönünüzü bulmanız gerekiyorsa ve hiçbir şey çarpmamak istiyorsanız flaşı yakın. Ancak mümkün olduğunca az kullan. Bu adam yalan söylüyor bu arada. Harcayan esnafın odasına ulaşmak için ilerleyin lütfen. Abi adam yalan söylüyor zaten. Birçok kişiyi öldüren adam bu ya siz. Adam bu yayının başında var mıydınız? Alo, adam yalancı, adam doğruyu söylemiyor. Alo yani biraz zihninizi kullanın. Adam yalan söyledi, 10 milyon kere söylediler. Adam ne diyorsa tersini yapacaksın. Neden eline oyun flash koydu o zaman? Neden gidip de bunu yapman gerekiyor? Çünkü flash bizi kurtarıyor. Adamsa elimize flash'ı vermiş ki yönünü bul diye. Zaten oyunun mekaniği sol veya sağ diye dümdüz gidiyorsun. Flash'ı kullanacağım ben. Yeter be, yeter. Allah Allah, ilerleyeceğim bak, sinirleniyorum ben burada, korkuyorum. Hayatta kalmaya çalışıyorum. Bana diyor ki ya kardeşim ya flash'ı da kullanmasam ya. Bana flash lazım zaten. İnşallah gideceğim bu arada. Az önce böyle gittim. Bu arada oyunun sesini kısıyorum. Hile yapıyorum. Bana ne? Birazcık hilesiz takılmadan yani sesi kısarak gitmem lazım. Yoksa bu yayın biter abi. Bu yayın biter. Daha fazla bu bölümde kalamam. Bu bölümde kalamam daha fazla. Gerçekten doğruyu söylüyor. Abi alt yalanını inananı yani. Arkadaşlar jumpscare yememden hoşnut alıyorsunuz. Jumpscare complication yapmıştım geçenlerde. Onu izlerseniz burada çok fazla korkuyorum zaten. Hani bir daha korkmama gerek yok diye düşünüyorum daha fazla. Ben artık W ve space tuşumu kıracağımı düşünüyorum. Bu elimde bu arada arkadaşlar. Lütfen jumpscare yemeyeyim. Lütfen bak, rica ediyorum.
Rica ediyorum, rica ediyorum, rica ediyorum. Rica ediyorum, rica ediyorum. Rica ediyorum, rica ediyorum. Lütfen. Yes! Hareket yes, yes, yes! Parça tamam. Ve servise ulaşarak harika bir iş çıkardınız. Görünüşe göre Funtime Freddy'nin gücü tükenmiş. Bu da işinizi çok daha fazla kolaylaştırdı. Göğüs boşluğu için serbest bırakma anahtarı iç iskelet çenesinin alt tarafında bulunur. Buna ulaşmak için önce yüz plakalarını açmamız gerekecek. Tamam. Ön plakayı serbest bırakmak için tetikleyicilerine belirli bir sırayla basmanız gerekiyor. Ve mümkün olduğunca hassas ve dikkatli olmanız fazlaca önem arz ediyor. Freddy'nin yüzünde sağ yanağının hemen altındaki küçük düğmeye bulun ve ona basın lütfen. Sağ yanağının altında. Tamam. Sol sağ. Burası. Tamam. Harika. Şimdi sol yanağındaki düğmeyi bulun ve o düğmeye basın. Tamam. Harika. Şimdi Freddy'nin sağ gözünün altındaki düğmeyi bulun ve o düğmeye basın. Bir dakika, hangi düğme dedi? Bir dakika, ben sol mu sağ mı dedi? Harika. Tamam, okey. Şimdi dikkatlice Freddy'nin burnunun hemen üstündeki düğmeyi bulun ve o düğmeye basın. Güzel. Bunu unuttum. Yüz plakalarının açılmış olması gerek. Freddy'nin iç iskelet çenesinin alt tarafındaki küçük düğmeyi bulun. Bu değil mi? Basın. Bu. Okey. Çok güzel. Göğüs boşluğunu açtın. Güç modülünü göğüs boşluğundan dikkatlice çıkar. Tamam. Harika okay, iş. Tamam. Şimdi ikinci güç modülünü el kuklasından çıkarmam gerekecek. Bak, buraya gelene güç kadar modülünü serbest bırakmak büyük için bir terat. Kuklanın papyonunun altındaki lütfen. Büyük siyah düğmeye lütfen bas. Sakince devam edelim yolumuza. Sen yoluna ben yoluma. Seni... Tamam, şöyle mi göreceğim? Şu uçtan. Uçtan şöyle. Nerede olduğunu bilmeden. Lütfen jumpscare atma. Jumpscare atarsan her şey biter. Her şey biter. Her şey biter. Ben görmüyorum ama gözükmüyorsun ki. Hayır. Hayır abi. Abi. Ah tamam. Bir daha. Tamam. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Git bir şekilde. Çık bir şekilde. Sakın jumpscare atma. Sakın jumpscare atma. Lütfen. Bak kafayı yiyeceğim. Ben o yolu tekrar yapamam. Güç modülünü serbest bırakmak tamam, için sen sus. Kuklanın sen papyonunun sus, altındaki sen sus. Büyük siyah düğmeye bas. Abi bak lütfen. Lütfen. Çok şu an zor durumdayım. Lütfen. Lütfen. Yüzünün orada mı? Hayır. 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 Of. Of. Abi. Ama hayır. Çok yakındı. Lütfen. Lütfen. Abi daha ne kadar bakmayabilirim? Daha ne kadar bakmayabilirim? Bu sonuncuydu galiba. Abi. Ama ben. Lütfen. Hangi omuz neresi? Güç modülünü serbest bırakmak ya. İçin kuklanın papyonunun altındaki büyük siyah düğmeye bas. Abi çok hafif bakıyorum bu arada. Bunda da kaçmaz herhalde. Abi çok hafif bakıyorum çok. Çok hafif bakıyorum. Yerindim. Yedik bu arada. Ben hazırlanıyorum kendime. Hazırladım kendimi. Yok abi. Yok. Abi kafasına çıkmıyor gibi geldi. Bir soluna bir sağına geliyordu. Kafada da mı çıkabiliyordu? Abi o zaman kafam yesin. Abi yarın devam edelim. Ne kadar oyunu devam etmemi istediğinizi biliyorum ama ben çok gerildim. O yüzden anlayışla karşılayacağınızı da okeyim. Çok gerildim. 1,5 saattir gerim geriliyorum. 1,5 saattir. Korku oyunu oynuyoruz. 1,5 saatlik Five Nights at Freddy's olmuştur herhalde. Yani zamanında gelen herkes okey.